Merhaba Landon YouTube. Geçenlerde Dark Souls zor mu diye bir tane video yapmıştım. O videodan sonra da bu videoyu yapmaya karar verdim. Hani bosslarla nasıl savaşırız falan filan diye. Tabii bu videoyu yapmak için muhtemelen 10 yıl kadar geç kalmış olabilirim. Ama belki de yeni başlamış da olabilirsiniz. Yani Dark Souls tarzı oyunları seviyorsanız belki de ilk defa Dark Souls'a girmiş olabilirsiniz. O yüzden merak ediyor olabilirsiniz. Hem o Dark Souls zor mu videosunda dediğim şeyleri biraz daha desteklemek amacıyla bu videoyu da yapıyorum aynı zamanda. Ve genel olarak dediğim gibi yeni başlayanlara bosslarının nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Ve neden aslında genel olarak bossların çok kolay olduğundan bahsetmek istiyorum. Ama genel olarak diyorum, hepsi için değil. Yani çoğunlukta zaten gördüğünüz gibi burada tiermaker'ı açtım. 5 tane gruba ayırdım bütün bosslar için. Genel olarak birincisi basit strateji. Arkasına kaçıyorsunuz, silahsız elde tarafında kalıyorsunuz ya da başka küçük basit stratejiler. Sonra ikinci olarak bekle veya savun. Üçüncü olarak hızlı saldırı. Dördüncü olarak da bulmaca tarzı olan bosslar. Ve en sonuncu da zor olan bosslar, yani karışık stratejileri olan bosslardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle birinci boss Asylum Demon ya da Asylum Demon. Bu oyunun aslında ilk bulmaca boss'u. Tabi hem ilk boss hem de ilk bulmaca boss'u. Ama sadece ilk kısmında. Öncelikle ilk defa geldiyseniz, bilmiyorsanız, ilk defa oynuyorsanız Asylum Demon'da aslında ilk seferinizde savaşmamanız gerekiyor. Bu yüzden bulmaca bir boss. Öncelikle yandan kaçıp sol taraftan gidip kılıcınızı, kalkanınızı vesaire artık ne almanız gerekiyorsa onları alıp ondan sonra gelmeniz gerekiyor. Ondan sonra geldiğinizde de basit strateji bosslarından oluyor. Direkt arkasına kaçıyorsunuz. Silahsız eli tarafında olabildiğince kalmaya çalışıyorsunuz ve saldırıyorsunuz. Bu kadar. Ondan sonra şuradan da göstereyim de bir de. Canı da 825'miş bu arada. Bunlar da önemli eğer ilk defa başlıyorsanız. Çünkü sizi psikolojik olarak buna hazırlıyor. Yani sizin mesela 100 vurduğunuz gördüğünüzde 9 vuruşta öleceğini biliyorsunuz mesela. Böyle şeyler aslında size psikolojik olarak etkiliyor. Hani 5 vuruşu yaptım, 4 vuruşu daha yaparım gibisinden falan. O yüzden bunları da olabildiğince göstermeye çalışacağım. Ondan sonra Taurus Demon. Bu arada şunu da söylemem lazım. Hikayesel olarak baktığınızda tüm bu bosslarla savaşmanız gerekmiyor. Ve yani çoğunu atlayabiliyorsunuz. Hatta bug kullanırsanız neredeyse galiba sadece 3 tanesi mi ne kalıyordu ya da 6 tane, öyle bir şeydi. Yani çok az kalıyor savaşmanız gereken boss sayısı. Onu da söylemiş olayım. Bu arada şurada DLC'ler falan da var da DLC'lerden bahsetmeyeceğim. Sonra Taurus Demon. Taurus Demon da aslında oldukça kolay bir boss. Yine bulmaca hiç sayılmaz. Direkt basit stratejiden. Tek yapmanız gereken arkadan saldıran okçuları öncelikle kesmek ya da kendinize güveniyorsanız direkt dalmak ve arkasına kaçıp silahsız eli tarafında kalıp saldıracaksınız. Tek yapmanız gereken bu. Ama daha kolay olmasını istiyorsanız öncelikle arkadaki okçuları kesin. Hatta oradaki kulenin üzerinde durup planç atak yapabilirsiniz. Yani havadan düşerken saldırı yapabilirsiniz. Gayet yarı canını alarak başlayabilirsiniz yani savaşa. Her neyse. Belgorgoyle. Aslında sonunda bir de S takısı olması lazım. Normalde bu karakter yani birazcık başlangıçta hani ben bunu yeniyorum derken ikincisi gelince birazcık tuhaf olabiliyor. Ama bu da basit strateji. Ama unutmayın, Belgorgoyle'un kuyruğunu kesmeniz gerekiyor. Tabi bütün silahları toplamak istiyorsanız oyunda. Genel olarak Belgorgoyle'da yapacağınız şey yine basit strateji. Arkasına kaçıyorsunuz, silahsız eli tarafında kalıyorsunuz ve saldırıyorsunuz. İkincisi geldiğinde yine birinciye dalmaya devam etmeye çalışın. Yani o pozisyonda kalmaya çalışın. Ve öyle kesin. En kolay yöntemi bu. İkincisi çünkü o kadar size ulaşamıyor. Ama tabii buna güvenerek de hani onu tamamen unutmayın. Onu da dikkate alın yani. Onun alanından çıktığınıza emin olun. Sizi pek takip etmiyor ikincisi. Ve oldukça rahat zaten ikincisini kesmekte. 2-3 vuruşta kesebilirsiniz bu arada.
Taurus Demon'la Belgorgoylu'nun da canına bakmamız lazımdı. 1200 canı var. Belgorgoylu'nun da birinin 1000, diğerinin de 480 canı varmış. Gördüğünüz gibi oldukça basitler. Sonra Moonlight Butterfly. İlk defa farklı bir yere gidiyor. Bekle, savun. Bekle tarzında olan Moonlight Butterfly. Bu arada buraya geldiğimize göre artık şunu da söylemem lazım. Hani bu noktadan öncesinde zaten genel olarak bu yükler aynı olduğunda pek söylemeye gerek yoktu ama bundan sonrakinde genel olarak yakın dövüş karakteri kullanıyormuşsunuz gibi söyleyeceğim. Çünkü uzak dövüşteyseniz yani şu basit stratejinin böyle olmuyor da hani uzağında kal ve saldır oluyor. Tek farkı bu yani. Moonlight Butterfly'da da işte yakıncı ve uzakçı olmanıza göre değişen bir stratejisi var. Olabildiğince en güçlü saldırıları zaten onu görmüşsünüzdür. Bakayım hatta şuralarda bir yerde yazıyordur muhtemelen. Raybeam değildi galiba. Energy Spears. Bu Energy Spears geldiğinde ondan yani dodge atmanız gerekiyor takla atarak. Bunu unutmayın. Yeter. Geri kalanları zaten o kadar güçlü değiller. Bunda tek yapmanız gereken Moonlight Butterfly'da bir süre sonra duracak, saldırılarından yorulacak ve yere konacak. Yere konduğunda ne verdiyse saldıracaksınız. Bir noktadan sonra canı dolmaya başlıyor ve bu sırayla gittiyseniz yani Asylum Demon, Taurus Demon, Belgorgoyle ve Moonlight Butterfly şeklinde gittiyseniz muhtemelen iki seferde kesebileceksiniz. O yüzden birinci seferin sonunda patladığını unutmayın Moonlight Butterfly'ın. O patladığında size yüksek hasar verebilir. Ondan sonra geri kalkacak zaten. Sonra yine beklemeniz gerekiyor. Saldırılarından kaçınmanız gerekiyor. Ve yeniden yere konduğunda da işini bitireceksiniz. Ve sonra Capra Demon galiba evet, oyunun ilk karışık strateji karakteri bu olabilir. Hatta benim yani bu bosslar arasında hepsinin arasında en zorlandığım Capra Demon'dı. Ama en zorlandığım dememe rağmen sadece 13 seferde geçtiğimi söylemem lazım. Yani o kadar da zor değil. İlk defa oynamış olmama rağmen yani. Tabi bazı stratejilerle çok daha kolay geçebiliyormuşsunuz. Onu daha sonradan öğrendim. Geri kalan bosslarda genel olarak 1-2 seferde hepsini geçtiğim için Capra Demon'a çok diyorum bu arada. Onları da söylerim zamanı geldiğinde. Neyse, Capra Demon'da yapacağınız birçok strateji var. Öncelikle Capra Demon'a gelme yolu konusunda iki farklı yol var. Bunu bilmeniz lazım. Eğer çok zorlanıyorsanız kolay yolu tercih edebilirsiniz. Kolay yol Firelink Shrine'dan çıkıp kanalizasyondan geçip gelmek şeklinde. Oradan geldiğinizde suikastçıların sadece iki tanesiyle uğraşmanız gerekiyor. Ve onlar da zaten dışarıda olduğu için kolaylıkla kesebiliyorsunuz onları. Ama diğer Undead Burg veya Undead Parish ikisinden biriydi. Eğer oradan geliyorsanız 6 tane suikastçı ile uğraşmanız gerekiyor ve 6'sı da odaların içindeler. O yüzden yani sizin arkanızdan saldırabiliyorlar, bayağı zorlayabiliyorlar sizi. Gelene kadar yani yıpranmış bitmiş olabiliyorsunuz. O yüzden uzun ama güvenli yolu tercih edebilirsiniz Capra Demon için. Daha sonra içeride 2 tane köpek ve 1 tane de Capra Demon var. Bu nedenle yani çok küçük bir alanda çok fazla düşmana karşı savaşıyorsunuz ve çok hızlı düşmanlara karşı savaşıyorsunuz. Burada farklı stratejiler var. En bilinen strateji merdivenlerden yukarı çıkıp sağa adım atıyorsunuz. Orada pencere pervazı gibi bir nokta var. Oraya çıktığınızda Capra Demon oraya gelmiyor. Orada köpekleri kesiyorsunuz. Sonra aşağı inip Capra Demon'ı kesebiliyorsunuz. Bu en bilinen strateji. Başka bir strateji olarak yine aynı noktaya çıktığınızda Capra Demon'a planç atak yapabiliyorsunuz. Bu sayede çok daha hızlı bitirebiliyorsunuz. O noktaya çıkıp galiba 2-3 seferde Capra Demon'ı kesebilirsiniz planç atak yaparak. Yani yine söylüyorum planç atağı havadan aşağı inerken yaptığınız saldırıya planç atak deniliyor. Bunu yaparak kesebilirsiniz. Benim kullandığım strateji ise tamamen farklıydı bunlardan. Ben direkt üzerime en güçlü zırhı aldım. Hatta Fetrol'a geçmiştim çünkü hiç rol atmayacağım dedim. Gittim. İlk vuruşta geldiğinde Capra Demon saldırıyor size kapıdan ilk girdiğiniz anda. Ben de o anda direkt saldırıp bir tane köpeği kesmiştim. Aynı zamanda Capra Demon'ı da vurdum. Sonra arkama sütünü alıp ne verdiyse
Vurdum yani. Kılıcımın ne kadar güçlüyse vurdum ve Capra Demon direkt öldü yani. Ve bu strateji yaptığım ilk seferinde öldü. Yani daha öncesinde farklı şeyler deniyordum. Olmamıştı. En sonunda bunu deneyeyim dedim ve direkt oldu. Capra Demon'ın genel stratejisi bu şekilde işte. Gaping Dragon. Gaping Dragon yine arkasına kaç. Silahsız eli tarafında kal. Basit strateji tarzında. Tabii bunun silahı yoktu yanılmıyorsam. Direkt arkasına geçmeniz gerekiyor. Arkasına geçtiğinizde saldıramıyor olabildiğince. Genel olarak sol tarafı oluyor. Gerçi Gaping Dragon'da var mıydı silahı acaba? Bakalım bakalım. Galiba yoktu ya. Ama şurada önemli bir şey var. Kuyruğu tarafında da kalmamaya da dikkat edin bu arada. Yani kuyruğunun tam arkasında kalmayın. Olabildiğince solda bacağının arkasında kalmaya çalışın. Bu arada canı da 4400'müş. Capra Demon'ın da canı 1100'müş. Yani gördüğünüz gibi benim elimdeki silah galiba 150 vuruyordu. Yani 10 vuruş hatta 12 vuruş falan yapmam gerekiyordu. İşte şimdi hesaplayamadım. Her neyse. Gaping Dragon'ın kuyruğunu kesmeniz gerekiyor. Yine Belgorgol gibi. Yine bunun da silahı var. Tabii tüm silahları yapmak istiyorsanız. Ondan sonra hadi Koelak'a geçelim. Koelak yine basit strateji. Arkasına geçin, saldırın. Eğer zorlanıyorsanız dışarıda zaten bir tane ruh var. O ruhu çağırabilirsiniz. Çok güzel bir tanktır. Bütün yani Koelak ona saldırdığında arkasından saldırabilirsiniz. Koala saldırılarından en tehlikelisi tabii bu stratejiyi kullanıyorsanız kuyruğunu patlatıyordu yanılmıyorsam. Öyle bir saldırısı vardı. Hatta bakalım bir. Galiba Stomp'tu. Yok bu değildi. Yani bir şekilde bunlardan biriydi işte. Her neyse. Bunu yaptığı zaman işte geri kaçmanız gerekiyor. Onun dışında basit bir şekilde kesebiliyorsunuz ve olabildiğince davların içine girmemeye çalışın burada. Yani dediğim gibi çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Koala'ı ben Capra Demon'dan sonra Gaping Dragon ve Koala'yı kestiğimde zırhımı değiştirmeyi unutmuştum ve bunu fark etmedim. Petrol atarak bu ikisine girdiğimden bu ikisinde çok zorlanmıştım. Yani yine Capra Demon kadar zorlanmamıştım ama yine de zorlanmıştım. Ama bu ikisi oyunun en kolay bosslarından ikisi haberiniz olsun. Yani çok zorlanmazsınız bunlarda. Stray Demon, Asylum Demon'ın aynısı sadece daha güçlü saldırıları var, patlayan saldırıları var ve küçük alanda patlayan saldırılarından kaçtığınız sürece hiçbir sorun olmaz ve olabildiğince şurada yazan şeye dikkat edin. Silahsız eli tarafında kalın. Ve şöyle bir sorun var. Bu Stray Demon bakalım bir şu saldırısında silahsız tarafından silahlı tarafına vuruyor. Bu nedenle insanlar genelde silahlı tarafına kaçmaya çalışıyor ama patlama silahlı tarafında olduğundan bu hasarı yiyorsunuz. Eğer saldırdığı tarafa doğru kaçarsanız yani sol taraftan sağ tarafa doğru saldırıyor. Sol tarafa doğru kaçarsanız eğer o saldırıdan kurtuluyorsunuz ve rahat bir şekilde Stray Demon'ı geçebiliyorsunuz bu arada. Canını da hemen şöyle göstereyim. 5250'ymiş. Koala'nın canı da 3139'muş. Yani Stray Demon'ın canı fazla bu arada. Yani 5000 güzel bir can değeri. Zaten yani bu seviyeye geldiğinizde ortalama olarak 250 falan hasar verebiliyorsunuz. Tabii yakın dövüşçüyseniz. Ve yani büyük kılıçlardan kullanıyorsanız, Great Sword tarzında kılıçlardan kullanıyorsanız o hasarları verebiliyorsunuz. Her neyse. Şimdi Sif'ten aslında bahsetmeye yani şu noktada aslında Sif'i daha ileri almam gerekiyor. Hawkins'in önüne hatta şuradan da Sif'i Hawkins'in önüne atalım ve şöyle devam edelim. Çünkü Sif'in hikayesi Four Kings'le bağlantılı olduğu için oradan devam etmek daha mantıklı olur. Bu arada bakmadığımız can değeri olan yoktu galiba. Iron Golem'i açmamışım. Evet, Iron Golem'i açmamışım. Acaba Iron Golem'in kaç canı vardı? Ama her neyse, Iron Golem oyunun en basit bosslarından biri yine. Hatta farklı stratejileri de var bunda.
Direkt yapmanız gereken yine aynı şekilde arkasına kaçın, silahsız eli tarafında kalın ve daha önemlisi ve daha kolay yöntemi bileklerini kesin. Bileklerini kestiğinizde ve hızlı bir şekilde saldırdığınızda, o yüzden hızlı saldıra da alabiliriz bunu. Hızlı bir şekilde saldırdığınızda yere düşüyor ve o düştüğü sırada vurmaya devam ederseniz ve eğer uçurumun kenarındaysanız ki orada zaten savaş bölgesinde uçurum var. Direkt aşağıda düşürebilirsiniz ve boss savaşını direkt geçebilirsiniz. Ve sonra oyunun en zor boss savaşına geçiyoruz ki benim için en zor değildi. Benim için Capra Demon en zoruydu. O yüzden her neyse bu arada Iron Golem'e de bakmamız lazım bir şekilde. Hemen şurada bosslara geri girelim. Ve bu bosslar içinde Iron Golem'in canına bir bakalım kaçmış. 2800'müş, gayet de az yani Stray Demon'la karşılaştırıldığında falan gayet de az. Şimdi Ornstein ve Smaug'da öncelikle yine Capra Demon gibi iki farklı yol var. Bunlardan birisi uzun ama daha güvenli. İkincisi kısa ama daha zor. Yani düşmanlar daha fazla saldırıyorlar o noktada size. Burada tamamen sizin kararınız hangisinden geçeceğiniz. Aynı zamanda Ornstein ve Smaug'da hangisini önce keserseniz diğerinin zırhını düşürüyorsunuz. O yüzden de yani ikisini de kesmeyi tek tek deneyebilirsiniz. O yüzden iki farklı strateji gerekli. O yüzden hemen neyse başlayalım. Öncelikle küçük olanı, galiba küçük olanın ismi Smaug'tı. Emin değilim. Bakayım, yok. Ornstein'miş küçük olanın adı. Ornstein'in saldırılarından kaçınmak öncelikle, pardon, Smaug'un saldırılarından kaçınmak daha kolay. Bu nedenle Ornstein'le savaşmanız daha mantıklı olabilir. Çünkü Ornstein Smaug'dan daha hızlı hareket ediyor ve onunla aranızı açabiliyorsunuz. Yani Smaug'la Ornstein'le birlikte tek tek kalabiliyorsunuz ve Ornstein'i kestikten sonra Smaug daha yavaş olduğu için onun büyük formundayken savaşmak daha kolay olabiliyor. Bu nedenle bunu tercih etmeniz en mantıklısı olur, en kolayı olur. Dediğim gibi Ornstein hızlı saldırılarıyla size doğru geldiğinde tam o saldırıları bekleyip Smaug'un da uzak olduğuna emin olup Ornstein'e saldırmanız gerekiyor. Ve genel olarak yapmanız gereken yine basit strateji, arkasına kaç, silahsız eli tarafında kal falan filan, ama iki kişi oldukları için bu durum biraz daha zorlaşıyor işte. Ama açıklık gördüğünüz anda işte bu basit stratejiyi kullanmanız gerekiyor. Ve Ornstein'i kestikten sonra Smaug'u kesmesi zaten aşırı zor değil. Sadece havaya zıplayıp aynı Asylum Demon ya da Stray Demon gibi havaya zıplayıp yere düştüğünde elektrik saldırıları yapıyor çevresine. Onlardan kaçınmanız gerekiyor. O kadar, geri kalanında Smaug'u çok rahat bir şekilde keserseniz. Ama tam tersini yapacaksanız Ornstein'ın büyük halindeki hareket hızı çok fazla olacaktır. Ama yine benzer stratejiyle hareket edip yapabilirsiniz ve Smaug'u ilk kesmek biraz daha zor olacaktır. Çünkü Ornstein size sürekli saldırdığı için aranızdaki mesafeyi kapatacaktır muhtemelen ve her zaman 2'ye 1 yapmanız gerekecektir. Yani dediğim gibi eğer Ornstein'i ilk çıkarmaya çalışırsanız birebir yapabilirsiniz ama ilk Smaug'ı çıkarmaya çalışırsanız 2'ye 1 yapmanız gerekir. Her neyse, bir de şöyle bir şey de var. Ornstein ve Smaug'ın boss alanına girdiğinizde yanınıza Solaire'i çağırmanız gerekiyor. Hikayesel olarak ilerlemek istiyorsanız, eğer çağırırsanız çok kolay bir şekilde geçersiniz bu arada. Yani o kadar zor bir savaş olmuyor. Galiba merdivenlerde falan bir yerdeydi. Oradan bakıp bulabilirsiniz. Tabii öncelikle bu boss odasına girmeden önceki yeri temizlemeniz falan gerekiyor da neyse. Bu arada canlarına da bakalım. Öncelikle Ornstein'i kestiğinizi varsayarsak 1642 canla Ornstein'i kesiyorsunuz. Ondan sonra Smaug'ı da 4000 canla kesiyorsunuz. Zaten dediğim gibi daha kolay oluyor. Eğer tam tersini yaparsanız 2600 canlı Smaug'u kesiyorsunuz. Ornstein'ı da 3000 canla kesiyorsunuz. Bu stratejileri işte kullanırsanız gayet rahat edersiniz ve eğer hikayeyle yapıyorsanız zaten hiç zorluğunu bile görmeyeceksiniz yani. Ki ben hikayeye göre gittiğimden zaten ikinci seferde kesmiştim. Birincide galiba çağırmamıştım, unutmuştum onu. İkincide çağırınca direkt geçmiştim zaten.
O yüzden aşırı bir stratejisine de veremeyeceğim. Yani daha farklı bir stratejisine de. Sonra Seed the Scaleless'a geçelim. Seed the Scaleless bulmaca tarzında diyebiliriz aslında. Çünkü birinci seferde öleceksiniz. Zaten ölmeniz zorunlu. Tabi orada Ring of Sacrifice'dı galiba. Onu kullandığınızda lanetinizi falan kaldırıyordu. Ya da Rare Ring of Sacrifice'dı. Yanlış hatırlamıyorsam o öyle olması lazım. Onu taktığınızda lanetinizi falan kaldırıyor. İlk saldırdığınızda öyle yapmanız gerekiyor. Ondan sonra Seed the Scaleless aslında ölümsüz bir karakter. Bu nedenle öncelikle ona ölümsüzlüğü veren taşı, kristali kırmanız gerekiyor. Onu kırdıktan sonra, bir dakika, öncelikle şunu da şuraya alalım. Kırdıktan sonra yine basit stratejiye geçiyoruz burada. Basit stratejide de arkasında kalıp saldırıyorsunuz. Zaten arkasında kaldığınızda size dönmeye çalışıyor. Siz sürekli arkasında kaldığınızda size saldırmıyor bile neredeyse. Tabii saldırabilir, dikkatli olun. Aynı zamanda Seed the Scaleless'ın da kuyruğunu da kesmeniz gerekiyor. Bu saldırmıyor dememin nedeni de yani 10 tane vorursunuz bir kere saldırır. Orada dikkat etmeniz gerekiyor yani. Ama genel olarak saldırmıyor yani arkasında kaldığınız sürece. Canı da 5500'müş. Sonra geçelim. Şimdi Sif'te sıra. Sif yine basit strateji düşmanlarından biri. Tek yapmanız gereken göbeğinin altında kalmak. Göbeğinin altında kaldığınızda sizden uzaklaşmaya çalışıyor. Ama siz yine göbeğinin altına kaçın ve olabildiğince kılıcı olmayan tarafından yani yine sol taraftandı galiba. Tabii size göre sağ taraftan oluyor bu arada. Şunda da Stadium'unda da sağ taraftan oluyordu. Sağ taraftan girip karnının altına girip saldırın. Tek yapmanız gereken bu. Sif'i de çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Sif'in canı da 3400'müş. Sadece Sif birazcık hızlı bir karakter. Bu yüzden biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Four Kings. Four Kings hızlı saldır karakterlerinden biri. Olabildiğince güçlü bir zırh alın üzerinize ve en güçlü silahınızla çok hızlı bir şekilde saldırın. Tek yapmanız gereken bu. Saldırılarından aşırı bir şekilde kaçmanıza gerektirmiyor ama şöyle bir şey diyeyim. Eğer en güçlü zırhınız yoksa saldırıları sizi durduracaktır. Yani sizin pozunuzu bozacaktır. Bu nedenle de sizi çok zorlayabilir. Ama güçlü bir zırhınız varsa çok kolay bosslardan biri. Hızlı bir şekilde saldırıyorsunuz ve direkt patates oluyor yani. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. 9600 canı varmış. Oyundaki en fazla cana sahip olan boss. Tabi bunun nedeni isminden de anlaşılacağı gibi 4 tane bosslar. Her biri tek tek geliyorlar. 40 saniye sonra diğeri geliyor. Bu nedenle her 40 saniyede bir tanesini kesmeniz gerekiyor. Yani yaklaşık olarak 2000-2500 canı tek seferde yani 40 saniye içinde kesebilecek güçte olmalısınız ki çok rahat bir şekilde Four Kings'e geçesiniz. Bu noktada işte yakın dövüş, uzak dövüş olmanız tamamen size kalmış. Hızlı bir şekilde saldırın. Sonra Chaseless, neyse Discharge. Bu karakter bulmaca karakteri zaten direkt koydum yerine de. Hatta bir bakalım kaçmış canı. 4200'müş. Bu karakteri öncelikle önündeki kuyudan eşyayı aldıktan sonra hızlıca başlangıç noktasına dönmeniz gerekiyor. Bu sırada size geldiğinizde eli bir taşın arasına sıkışıyor. Gidip o taştan elini kesebiliyorsunuz. Ama eğer sizde bakta kaldıysa ki bende bakta kaldı. Bu noktada bekle savun stratejisine geçmeniz gerekiyor. Böyle yaptığınızda da savunarak saldırıları zaten bir noktadan sonra duruyor. Orada direkt saldırmanız gerekiyor. Zaten çok fazla gücü yok diyebiliriz. 4200 canı varmış. Yine yüksek bir can değeri. Ama bu noktaya geldiğinizde çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Dediğim gibi bulmaca boss'u başlangıç noktasına gelin. Eline sıkıştığında vurun eline. Eğer sıkışmazsa da bekle savun stratejisi. Bekle savun değil de daha çok savun stratejisi. Geçelim bunu da. Sandpat Demon. Yani bu
bulmaca mı, karışık strateji mi desem emin değilim. Yani çok zor bir boss değil. O yüzden zor bosslar arasına koymak istemiyorum. O yüzden bulmacaya koymak istiyorum ama bulmaca kadar da yani bulmacalığı yok aslında. Bulmaca olarak tek yapmanız gereken ateşin içine girmemek. Yani bunu da fark edersiniz muhtemelen. O yüzden bulmaca demesi birazcık garip olabilir. Öncelikle sizin sağ tarafınızda büyük bir alan bulacaksınız. Ateşsiz alan, lavsız alan. O noktaya gidip orada savaşmanız gerekiyor. Orada savaştığınızda da genel olarak saldırılarını savunduktan sonra zaten size elini uzatıyor. Elini uzattığında genel olarak eğer Hydra'yı daha önceden kestiyseniz bildiğiniz stratejiyle kafasına vuruyorsunuz. Yani zaten bir tane kafası var orada. Ona vuruyorsunuz. Ondan sonra da direkt basit stratejiye geçiyorsunuz ve altından saldırıyorsunuz olabildiğince. Yani neyse. Demon Fire Sage. Bu yine nerede bizimki? Asylum Demon, Stray Demon'ın aynısı. Sadece kırmızı renklisi ve biraz daha ateşe dayanıklılığı var. Ve bunu kesmesi yani Stray Demon'da neredeyse aynı. Bu arada Sentry Demon'ın canına bakmadık. Kaçtı? 3400 mü? Çok fazla da değil yani. Demon Fire Sage'inki de 6000'miş. Birazcık daha yüksek. Aynı stratejiyi kullanıyorsunuz Stray Demon'la. Yine sağ tarafınıza kaçıyorsunuz. Yani Demon Fire Sage'in sol tarafına doğru kaçıyorsunuz. Olabildiğince alt tarafına gidiyorsunuz. Zıpladığında yere düşme saldırısından yürüyerek bile kaçabiliyorsunuz o yüzden. Yani takla atmayın olabildiğince bu arada. Hepsini de söyleyeyim şunu. Demon Fire Sage, Stray Demon ve Asylum Demon'da yürüyerek kaçabiliyorsunuz bu düşmanlardan haberiniz olsun. Ama genel olarak basit strateji tarzında. The Bed of Chaos bulmaca tarzında bir boss daha. Bunun 3 vuruşluk canı var. Zaten biliyorsunuzdur. Eğer o noktaya geldiyseniz. Öncelikle sağ veya sol taraftan birini kesmeniz gerekiyor. Ve tek vuruşta kesebiliyorsunuz. Ondan sonra da ortadakini kesmeniz gerekiyor. Genel olarak bulmacası bu şekilde. Peki strateji olarak ne derseniz de yani olabildiğince zırh falan giymemeye çalışın ki hızlı olasınız. Çünkü size yani saldırıyor. O yüzden zırh da giymeyi tercih edebilirsiniz tabii eğer hızlı bir zırhınız varsa. Ama yani olabildiğince hızlı olmanız daha mantıklı. Çünkü sizi önemli olarak yaptığı şey düşürmeye çalışmak. Yani sizi düşüremediği sürece saldırıları o kadar da önemli değil. Ki bunu yaptığında da işte eğer hareket hızınız yüksekse genel olarak kaçabiliyorsunuz. Ki 1, 2, 3, 4 artık kaç seferde deniyorsanız deneyin. Zaten birinciyi kestikten sonra bir taraftakini artık hep öyle kalıyor. Artık o tamamen kesilmiş olarak kalıyor. Ölüp geldiğinizde bile o noktadan devam ediyorsunuz. Bu yüzden şöyle bir bug stratejisi de varmış. Öncelikle gidip sağ taraftakini kesiyorsunuz. Sonra oyundan çıkıp geri giriyorsunuz. Burada sizi boss'un başına atıyor yeniden. Bu sefer de sol tarafa doğru gidiyorsunuz. Orayı kesiyorsunuz. Sonra yine çift giri yapıyorsunuz. Ve bu sefer de ortaya doğru koşuyorsunuz. Ve çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Ama siz eğer ben böyle bug kullanmayacağım diyorsanız önce sağdakini veya soldakini gidip koşup kestiğinizde geri geldiğinizde yolda hızlı bir şekilde eğer koşarsanız muhtemelen sorun yaşamayacaksınız. Zaten kırdıkları yerler belli. O yüzden eğer istiyorsanız başka bir videoya da bakabilirsiniz. Videoda nereleri kırdığına ve o noktalardan kaçınabilirsiniz. Öyle yaptığınızda da eğer hızlı da koşuyorsanız çok rahat bir şekilde geçersiniz. Sonra üçüncü vuruşu yapmak için de ortadaki oduna atlamanız gerekiyor. Ki ben orada düşmüştüm mesela. Bed of Chaos'u ikinci seferinde kesmiştim. Birinci de o aşağıya atlarken düşmüştüm. Fark edemedim çünkü yanlış yere zıplamışım. Orada düzgün yere zıplarsanız bu sefer dalları takla aça aça kırabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kırıp içeri gidip son vuruşu da yapabilirsiniz. Yani aşırı zor mu? Çok değil yani. Dediğim gibi ikinci seferde geçmiştim yani The Bed of Chaos'u. Sonra Pinwell için ayrı bir yer bile yapabilirdik yani. Artık bu basit strateji bile değil. Çünkü
Şöyle göstereyim size. Nerede pinler? Pinlerin canı 1300. Yani bu noktaya kadar geldiğinizde 9000 canı olan Falkings'e kestiğinizde, yani Pinwell genel olarak 3 vuruşta ölen bir karakter. Ve yani dediğim gibi bu noktada muhtemelen bu boss'a ölen kişi yoktur ya. Zannetmiyorum yani bu boss'a ölen birinin olduğunu. Bu yüzden ayrı bir yer yapıp yani şöyle Pinwell diye yazabilirdik belki de. Bu arada The Bed of Chaos'un da canı gördüğünüz gibi 3. Yani 2'ymiş de. Yani 2 değil. Yanlış yazmış olabilirler. 3 yani. Her neyse. Sonra Nito'ya geçelim. Nito basit strateji. Yine. Yine. Ama Nito'nun vuruşları da Forkings'in vuruşları gibi sizin pozunuzu kırabiliyor. Bu yüzden olabildiğince üzerinize güçlü bir zırh almanız önemli Nito ile karşı savaşırken. Eğer güçlü bir zırhınız varsa vuruşlarından etkilenmiyorsunuz zaten. Ondan sonra tek yapmanız gereken silahsız eli tarafında kalıp düz vuruşlar yapmak ve olabildiğince diğer iskeletleri de Nito'nun vuruşlarıyla öldürmesini sağlamak. Çünkü o diğer iskeletler ki eğer bilmiyorsanız alanda başka iskeletler de oluyor Nito ile savaşırken ve bunlar ölümsüz oluyorlar. Yani siz ne kadar öldürürseniz de yeniden diriliyorlar. Ama Nito da onlara vurabildiği için siz onlara olabildiğince dalmayın, Nito'nun vurmasını sağlayın ve ilk girdiğinizde olabildiğince iskeletleri kendinize çekin. Sonra da Nito'nun yanına koşun ve bir iki saniyeliğine en azından kendinizi güvene alın. Orada size saldıramamalarını, size ulaşamamalarını sağlayın. Nito'nun vuruşları zaten onu öldürecektir ve dikkat etmeniz gereken Nito'nun ilk vuruşu çığlık saldırısı oluyor ve o çığlık saldırısı birazcık korkutucu olabiliyor açıkçası. Nito'nun canı da 4300'müş. Ve bir dakika bakalım neymiş adı. Galiba yani Death Wave miydi? Galiba Death Wave'di. Bu saldırısından işte kaçmanız gerekiyor. Okumadım. Keşke okusaydım. Neyse. Ama çok zor bir şey değildi. O yüzden geçtim. Her neyse. Priscilla. Priscilla yine basit strateji olan bosslardan biri. Yine kuyruğu olan bosslardan biri. Priscilla'yı kesmeyi tercih etmeyebilirsiniz ki en sonunda zaten onları da söyleyeceğim. Hangi bossları kesmeniz gerekiyor, hangilerini kesmeniz gerekmiyor diye. Priscilla kesmemeniz gereken, aslında kesmeseniz iyi olur tarzı bosslardan biri ama hepsini kesmeye niyetlendiyseniz yani onu da keseceksiniz, yapacak bir şey yok. Ama olabildiğince yani o fluffy kuyruğuyla aslında sevimli bir karakter yani. Sizi kötü bir insan yapıyor Priscilla'yı kesmek. Her neyse. Priscilla görünmez olan bir karakter. Ama şöyle bir şey var ki eğer birkaç vuruş yaparsanız yeri görülür oluyor. Ki görünmez olduğu zaman da zaten bir kar bölgesinde olduğunuz için ayak izlerini görebiliyorsunuz. Olabildiğince ayak izlerine odaklanın. Eğer yakın dövüşçü değilseniz ya da dextrit kullanan bir yakın dövüşçüyseniz çok rahat bir şekilde birkaç vuruşu yapabileceksiniz. Eğer STR kazan bir yakın dövüşçüyseniz biraz daha zorlanabilirsiniz. Çünkü saldırılarınız yavaş olduğu için ve Priscilla da birazcık hızlı bir karakter olduğu için yetişemeyebilirsiniz. Ama yani tutturduktan sonra Priscilla görünür hale gelecek ve o noktadan sonra zaten kolay olan bir savaş daha da kolay olacak. Hatta şöyle canına da bakalım. 2300'müş. Yani yine dediğim gibi şurada 9000 canlı Falkings'i kestikten sonra bu noktaya geldiğinizde yani Priscilla'yı da çok rahat bir şekilde kesersiniz. Bence Pinwell'le yani Pinwell'den biraz daha zor. Onu kabul ediyorum ama Pinwell'le yarışacak derecede bir zorluğu var. Yani aşırı kolay bosslardan biri. Sonra Gwendoline. Gwendoline bekle savun tarzında olan bosslardan biri. İllüzyonları var. Bir sürü illüzyonları var. Saldırıları yine Moonlight Butterfly tarzında. O yüzden ikisi birbirine aşırı benziyorlar aslında. Sadece Moonlight Butterfly uçtuğu için ona saldırmanız imkansızken eğer hızlı koşuyorsanız Gwendoline'e yetişebiliyorsunuz. Gwendoline'in genel olarak 3 tane saldırısı vardı yanılmıyorsam. Hemen bir bakalım şöyle. Bakalım bakalım.
1, 2, 3. Evet, 3 tane saldırısı var. Bir tanesi orb saldırısı. Orb saldırısından yani sıyrılabiliyorsunuz. Eğer orb saldırısını yaptığını görüyorsanız sağa sola doğru birazcık koşturduğunuzda ki çapraz koşmanız yani ona doğru koşmanız da hiç fark etmez. Eğer koşarsanız gayet atlatabiliyorsunuz bu saldırıyı. Sonra dartlardan da yine aynı şekilde hafifçe yana sıyrılmanız, sağa veya sola sıyrılmanız onu dodge'lamanızı sağlıyor. Çok kolay bir şekilde dodge'lanabiliyorlar. Ama şu spells'te birazcık takla falan açmanız lazım. Çünkü hem bayağı güçlüler, aynı Moonlight Butterfly'da olduğu gibi, hem de çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. O yüzden bu saldırıdan kaçtığınız sürece çok rahat bir şekilde kaçarsınız. Ve Gwendolyn'e koşarak ulaştığınızda artık birkaç saldırı yapmanız gerekiyor. Sonra yeniden ışınlanıyor arkaya. Yine aynı aşama devam ediyor ki genel olarak eğer yani güçlendiyseniz 3 turda falan bitirebiliyorsunuz. Daha fazla da uzayabilir ama aynı stratejiyle devam edeceğiniz için çok da sorun olmaz yani. Sadece tek yapmanız gereken yani o büyük topu attığında hafifçe sağa doğru yürümek ve aynı şekilde okları attığında yine hafifçe sola ya da sağa doğru yürümek gayet yeterlidir. Gwendolyn'in de canı bu arada hemen göstereyim 2000. Yani aynı şekilde Priscilla ya da Pinwell gibi en basit bosslardan biri. Ve son olarak Gwyn, Lord of Cinder. Nereye mi koyalım? Tabii ki de en basitlere. Cinder yani oyunun hem hikayesel olarak son boss olmasının bir önemi var. Ve burada hani tamam neyse spoiler vermiyorum. Geçiyorum burayı. Onun hikayesini bilmenize gerek yok. Sadece stratejiden bahsediyorum. Olabildiğince silahsız eli tarafına kaçın ve arkasından saldırın. Bitti yani. Çok basit bir boss. Yine hani Priscilla, Pinwell ya da Gwendolyn kadar kolay değil. Ama Gaping Dragon ya da Koelak kadar basit bir boss. O yüzden Gwyn'i de çok rahat bir şekilde bu basit stratejiyle kesebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi en temelinde şurada bir sürü boss en kolay stratejide. Bekle savun stratejisi yani yine basit strateji bence sayılır. Hızlı saldırı yine basit strateji sayılır. Bulmacalarda sadece bulmacanın ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Onu bildikten sonra yine basit strateji sayılır. Ve geriye kalan iki tane boss var yani zor olan bosslar. O bossları da kestiğinizde gayet rahat bir şekilde Dark Souls'u bitirebileceksiniz. Bu arada Gwyn'in canı da 4250'ymiş. Ve yine diyorum bu noktaya gelene kadar 9000 canlı Falkings'i kestiyseniz Gwyn'i de çok rahat bir şekilde kesersiniz. Ve genel olarak bosslar bu şekildeydi. DLC bosslarından bahsetmiyorum. Ki genel olarak yani bunlar daha hızlılar ve oyunun sonuna yönelikler aslında oyunun yani en zor bossları sayılabilirler aslında. Karışık strateji içine girebilirler. O yüzden onlardan şimdilik bahsetmeyeceğim. Genel olarak böyle gördüğünüz gibi Dark Souls'un bossları aslında hiç zor değiller. Ve yani genel olarak yeni başlayanlarda ön yargı olduğundan bundan bahsetmek isterim ki en başta da dediğim gibi aslında bu videoyu yapmak için 10 yıl kadar geç kalmış olabilirim ama şimdiye nasip oldu. Ne yapalım? Ve böylelikle bu bölümü de bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı gelecek. Görüşürüz. Evet, söylemeyi unuttuğum için geri geldim. Ve buradaki hangi bossları kesmeniz gerekli, hangilerini kesmeniz gerekmiyor ondan da bahsedecektim. Onu da hemen bir bahsedeyim ve bitireyim. Öncelikle tabii baştan başlamamız gerekiyor. O yüzden şu yukarıdaki tablolardan gidelim. Asylum Demon'ı kesmeniz gerekiyor. Bu arada bug kullanmadığınızı düşünerek bunları söylüyorum. Çünkü bug kullanırsanız 6 tane veya 3 tane veya 9 tane artık kaç taneyse hatırlamıyorum şu anda. Çok azalıyor yani kesmeniz gereken boss sayısı. Asylum Demon'ı hikayesel olarak kesmeniz gerekiyor ki kapınız açılsın ve ilerleyebilirsiniz. O yüzden Asylum Demon'ı kesinlikle kesmeniz gerekiyor. Taurus Demon'ı benzer şekilde hikayesel olarak önemli kesmeniz gerekiyor ilerleyebilmek için. Ama Master Key'iniz de olmadığını varsayıyorum bu noktada. Ondan sonra Belgorgoy ya da Gorgoyles artık her neyse bunları da kesmeniz gerekiyor çünkü çanı çalmanız gerekiyor. O yüzden zorunlu bosslardan biri. Moonlight Butterfly.
zorunlu olmayan bosslardan biri. Bu başka bir şey veriyor muydu? Hatırlayamıyorum ama yani yok, bir şey vermiyordu. Tabii arkasında bir şey var mıydı onu da hatırlayamadım ama yanlış hatırlamıyorsam Moonlight Butterfly kesmeniz gereken bosslardan biri değil. Capra Demon, Debs'in anahtarını veriyor. Bu nedenle kesmeniz gereken bosslardan biri. Gaping Dragon, Lighthound'un anahtarını veriyor. Bu nedenle kesmeniz gereken bosslardan biri. Aynı şekilde şunu yeniden hatırlatayım, burada gördüğüm için söylüyorum. Eğer Master Key'iniz varsa Capra Demon'ı ve Gaping Dragon'ı kesmeniz gerekmiyor. Ama Master Key'iniz yokmuş gibi devam edelim. Koelak yine çanları koruyan bosslardan biri. Bu nedenle kesmeniz gerekiyor. Stray Demon kesmeniz gerekmiyor. Çünkü ne gerek var yani orada geri dönmenize falan hiç gerek yok aslında. Hikayesel olarak da geri dönmenizi gerektirmiyor. Iron Golem, Anor Londo'ya gitmeniz için gerekli olan boss. Bunu kestikten sonra yol açılıyor. Bu nedenle kesmeniz gereken bosslardan biri. Ornstein ve Smaug, hikayenin ilerlemesi için, o kaseyi almanız için bunları kesmeniz gerekiyor. O yüzden gerekli olan bosslardan biri. Sonra Lord ruhlarına sahip olan 4 tane boss var. Bunların birincisi Sith Scaleless, ki kesmeniz gereken bosslardan biri. Sif, eğer Abyss'e gitmek istiyorsanız, ki hikayenin devam etmesi için gitmeniz gerekiyor, kesmeniz gereken bosslardan biri. Düşen yüzükle birlikte Abyss'te hareket etmeye başlıyorsunuz ya da Abyss'te artık her neyse hareket etmeye başlıyorsunuz ve Four Kings'te savaşabiliyorsunuz. Four Kings yine 4 ruhlu Lord ruhundan birini, niye söylemesi bu kadar zor ya bu lanet şeyi. Her neyse, bu nedenle kesmeniz gereken bosslardan biri. Chaseless Discharge, The Bed of Chaos'a giden yolu açıyor. Bu nedenle kesmeniz gereken bosslardan biri. Centipede Demon benzer şekilde The Bed of Chaos'a giden yolu açıyor. Bu nedenle kesmeniz gereken bosslardan biri. Demon Fire Sage, bu arada sıralaması bunların hatalı olabilir. Galiba şöyleydi sıralaması. Yine benzer şekilde gitmeniz gerekiyor The Bed of Chaos'a. Bu nedenle o yoldaki olan bosslardan biri ve kesmeniz gerekiyor. Sonra The Bed of Chaos yine Lord ruhlarından biri. Her seferinde söyleyemiyorum şunu. Bu nedenle kesmeniz gerekiyor. Pinver, Nito'ya giden yolu açıyor. Bu nedenle kesmeniz gereken bosslardan biri. Nito, Lord ruhlarından biri. Bu nedenle kesmeniz gerekiyor. Prinsila, tamamen bizden bağımsız. Bu nedenle kesmenize gerek yok. Gwyndolin, tamamen bizden bağımsız. Bu nedenle kesmenize gerek yok. Gwyn, son boss, hikayenin bitmesini sağlıyor ve kesmeniz gereken bosslardan biri. Dediğim gibi, eğer Master Key kullanıyorsanız, yani kullanmıyorsanız, öncelikle Gwyndolin, Priscilla ve Moonlight Butterfly ve Stray Demon'ı kesmenize gerek yok. Eğer Master Key kullanıyorsanız Taurus Demon'ı, Gaping Dragon'u, Capra Demon'ı kesmenize gerek yok. Eğer Bug kullanıyorsanız, ki birinci Bug direkt ruhları almadan gitmenizi sağlıyor. Bu durumda Seat'i, Sif'i, Four Kings'i, Chaseless Discharge'ı, Demon Fire Sage'i, Centipede Demon, The Bed of Chaos, Pinwell, Nito kesmenize gerek yok hiçbirini. Şimdi bundan sonra daha zor olan boss bug'lar var. Bu bug'ları kullanmak yani boss'u geçmekten daha uzun sürebiliyor. Ama onları da kullanırsanız, yanlış hatırlamıyorsam galiba Asylum Demon'ı ve Iron Golem'i miydi? Galiba Iron Golem'i atlayabiliyordunuz. Hatta Ornstein'ı da atlayabiliyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bug'ları yapmak yani geçmesinden daha zor. O yüzden siz yine de bu üçünü buraya geri alın. Geri kalanında
Hangi üçü olduğuna emin değilim ama bu üçü diye hatırlıyorum. Belki Belgorgoy da olabilir yani bunlardan biri yerine. Ama her neyse. Genel olarak eğer yani basit bug'ı da kullanırsanız sadece 6 tane boss kalıyor geriye. Bunlar Asylum Demon, Belgorgoy, Chaoswitch Koelak, Iron Golem, Ornstein ve Smug ve Gwyn. Bunları kesmeniz oyunu bitirmeniz için yeterli oluyor. Ve neyse hadi güle güle.